bir hekim, bir hasta, hasta yakını sancısı değildir. Bu olay toplumsal bir kıyımdır, toplumsal bir yıkımdır, toplumsal bir cinayettir. Sağlıkta şiddet sadece sağlıkçıyı değil, hepimizi ilgilendirir. Acı ile doluyuz. Yılların emeğiyle yetişmiş kendi ailesinden, eşinden, çocuklarından, çaldığı vakitlerle hastalarına faydalı olmaya çalışan ve halkımızın sağlığı için gece gündüz fedakarca hizmet vermeye çabalayan çok kıymetli meslektaşlarımız için gözyaşı döküyoruz. Biliyoruz ki her geçen gün artan ve canımızdan can alan sağlıkta şiddet olaylarını önlemek için pek çok şey yapılabilir, yapılabilirdi. Niyetler, hedefler, planlar bu yönde olsaydı Ersin'imiz, Kamil'imiz gibi nice meslektaşımız bugün bembeyaz önlükleriyle hastane koridorlarında halkımızın sağlığı için koşturmaya devam ediyor olabilirlerdi. Her gün hayatımızda tehdit edildiğimiz güvensiz çalışma ortamları ile, insani olmayan çalışma saat ve koşulları ile, hekimin ve sağlık çalışanlarının itibarsızlaştırılması ile, şiddetin akranını koruyana düşman eden, sağlık idare ve yöneticilerinin tutumları ile kötü sağlık politikası uygulamalarının sonucu olarak ortaya çıkan sağlıkta kıyımdır. Uyardık, artık yeter dedik. Sağlıkta gün be gün artan şiddete karşı sesimizi duymadılar. Acil taleplerimizi ilettik, görmezden geldiler. Türk Ceza Kanunu'na ek maddeler önerdik, yok saydılar. Açıklamalar, eylemler, toplantılar yaptık, Sağlık Bakanlığı'nın önünü aşındırdık. Meclis komisyonunda sunumlar yaptık, dikkate almadılar. Şiddete uğrayan sağlık çalışanları için acil şiddet hattı kurmak zorunda kaldık. Yetkililer önemsemediler. Sağlıkta şiddeti önlemek için sahici adımlar atmaya başlayın, yarın çok geç olmadan diye haykırdık, ciddiye almadılar. Bizler hekimler ve sağlık çalışanları itibarsızlaştırıldık ve gözden çıkarıldık. Bizler onurumuzla sınandık. Bizler tüm bunlara rağmen aylardır dimdik durduk. Ne kadar kaç hayat kurtaran, kaç anne babayı evlatlarına kavuşturan meslektaşımız dün akşam ailesi ve çocuklarına kavuşamadı. Dün kaybettiğimiz sadece meslektaşımız değildi. Meslek aşkımızı, can güvenliğimizi, umudumuzu, en vahime de canımızı koruyamayanlara olan güvenimizi kaybettik. Biz sağlık çalışanları ve meslek örgütleri olarak bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında siyasi iktidarı ve yetkilileri defalarca uyardık. Sağlıkta şiddetin münferit bir olay olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu gerekçeleriyle tekrar tekrar ifade ettik. Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifleri önerdik. Ancak uyarılarımız görmezden gelindi. Bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı bireylere indirgendi. Ve sağlık personelleri dahil olmak üzere Doktor Ekrem Karakayalı ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz. Ayrıca dün görev başında öldürülen Avukat Servet Bakırtaş için de Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm hukuk camiasına başsağlığı. Artık tükendik dedik, dinlemediniz. Biz hekimler sağlık hizmeti verdiğimiz kamu kurumlarının içerisinde sözel, fiziki saldırıya uğruyor, hatta öldürülüyoruz dedik, duymadınız. Biz hekimler şiddete karşı göstermelik koruma kanunları değil, caydırıcı hükümler içeren kanunların çıkarılmasını bekliyoruz dedik, görmezden geldiniz. Bizi duymayan, görmeyen, muhatap almayan siyasi otorite ve sorumlu devlet yetkilileri bugün on binlerce hekim olarak size sesleniyoruz ve diyoruz ki
Doktor Ekrem Karakaya siz yazmasanız da görev şehididir. Şunu da bilin ki şehidimizin canını alan kurşun bir cani tarafından sıkılmış olsa da şehidimizin aziz kanı sizin üzerinize bulaşmıştır. Bir evlat, bir eş, bir baba olan Doktor Ekrem Karakaya'nın vebali sizindir. Bu olayın sorumluluklarına hukuk içerisinde hesap soracağız ve hakkımızı helal etmeyeceğiz. Hepimizin başı sağ olsun. Şöyle bir şey. 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 Şöyle bir ş